Evet istikamet ehli olacak. Ne olacak peki bu iki şeyi saydık ya hani Rabbunallah dediler ve istikamet üzerine oldular. Tetenezzelu aleyhimul melâike. Melekler inerler. Ve onlara derler ki Allâ tehâfû ve lâ Ne korku var size ne hüzün. Burası işte. Ne korku var ne hüzün. İki nokta. Rabbun Allah diyecekler istikamet yani bu istikamet dediğimizde tabi dost doğru olmak gücümüz yetmiyor ona eksiklerimiz mutlaka hatalarımız oluyor ama yani bize öğretilen yol bu şekilde efendimiz de böyle öğretti yönünü yolunu doğru tayin et yürü düştün mü kalk durma yani yönünü ve yolunu değiştirme sadece burası önemli. Böyle gideceğiz. Nefsim böyle istemiyor diye o tarafa hayır. Benim yolum orası olamaz. Bazen o tarafın kiri üzerime bulaşabilir. Düşerim yan tarafa. Günah çukurun içine düşerim. Ama yönümü değiştirmem. Kalkarım yine yolumdan devam ederim yani. Burası çok önemli. Öyle olursak eğer Rabbimiz Allah'tır diye diye Resul-i Ekrem'in buyurduğu gibi yani sallallahu aleyhi ve sellem ucusu ala rukab <laughs> fekulu ya rab ya rab dizden üzerine çökün ya rab ya rab diye rabbinize yalvarın rabbini sizinle celle celaluhu böyle işte Rabbun Allah diye diye yolumuzda yürürsek yani Allah Allah Allah'ı zikreder de ve yönümüz de doğru olduğu zaman melaike ikram iniyor gökten Allah tahafu ve la tahzanu yani ragaib kandili bu mübarek gecelerde özellikle böyle ana noktaları bize gösteriyorlar. Ana noktalar. Yolu istikamet, doğru yolunu tayin et. Rabbunallah, Rabbunallah şeyhimiz Hazretleri 92 yaşında Hakk'a yürüdüler Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri. 90 yaşındayken bir rahatsızlık geçirdi ki o zaman bayağı bir ümitler kesilmişti. Gidiyor herhalde denildi yani. Fakat Allah bize iki sene daha ikram eyledi şeyhimizle birlikte. İşte o rahatsızlığında bize hak katından bir ikram olun dedi şeyhimiz hazretleri. Bunu söylemeye adet edinen insanın Allah günahını silecek. Celle Celaluhu affedecek. 90 yaşındayken. Ne dedi? Subhanım Allah, Sultanım Allah, Nebi Muhammed aleyhisselam. En son ki ikram buydu. Ondan iki sene, dört sene önce de aynı şekilde Rabbun Allah, Hasbun Allah kelimesini. Hatta bunu kartlara bastırıp dağıttırdı Şeyh Efendi Hazretleri. Söylesin herkes. Rabbun Allah, Hasbun Allah ki bunu söylüyorduk zikirlerimizde zaten. Diğeri de buydu. Subhanım Allah, Sultanım Allah, Nebi Muhammed Aleyhisselam. İşte yolumuz, yönümüz doğru, dilimizde Allah'ın zikriyle dolu ise o zaman gökten melekler iner, bize öyle söyler. Ne korku var, ne hüzün. Allah'ın zikrine alıştırırsan dilini o kalbine düşecek. Kalbine düştüğün zaman ne olacak? Kalbini yakar. Aşkın ateşi, Aşkın ateşine düştükten sonra sağdan soldan hangi rüzgar eserse esin seni üşütmez, soğutmaz, kederlendirmez. Onun için diyor işte ne korku var ne hüzün. Kalbini bağladık mı? Bağladık Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. O bağı sıkı eyle sonra ne üzül ne de korku. Ya hiç mi sıkılmaz insan? Sıkılır ya. Üzülür ama kalıcı olmaz. Allah'ın izniyle. Kalıcı olan hal hep huzurdur, huzur. Onun için huzur İslam'dadır tabiri tam doğrudur. Ama İslam'ı hakkıyla bilen yaşayanda.